Utkan TV'den hayırlı akşamlar sayın seyircilerimiz. Bugün 30 Kasım 2023 günlerden Perşembe. Avusturya'dan güncel haberleriyle yine karşınızdayız. Hemen haber turumuza geçelim. Avusturya Federal Hükümeti, konut ve ısıtma maliyetlerini dengelemek üzere eyaletlere 2023 yılında 450 milyon euro tahsis etti. Tirol eyaletinde 600 eurodan başlayan konut ve ısıtma yardım başvuruları 31 Ekim 2023 tarihinde sona erdi. Salzburg eyaletinde ısıtma yardımları 31 Ekim 2023 tarihinde sona erdi. Yeni finansman dönemine başvurular 2 Ocak 2024'ten itibaren tekrar yapılabilecek. 2023 yılında başlatmış olduğu konut maliyet yardımları, 2024 yılında da 6 milyon euro fon ayırarak devam ettireceği açıklandı. Kärntner eyaletinde 280 euroya kadar ısıtma yardımına ek olarak verilen 300 euroluk ekstra yardım için başvurular bugün 30 Kasım'da sona eriyor. Kärntner bonus ekstra programı için belirlenen aylık net gelir limitleri ise şöyledir. Bekar kişiler için 1600 euro, 2 kişilik haneler için 2400 euro, aynı hanede yaşayan her ek kişi için gelir sınırına ek olarak 400 euro eklenmektedir. Bu gelir sınırının altında olanlar yardım için online olarak başvuru yapabilirler. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Oberösterreich eyaletinde yaşayanlara 200 euro enerji yardım başvuruları bugün sona eriyor. Tek kişilik hane halkları için yıllık brüt gelir sınırı 27 bin euro. Çok kişilik hane halkları için ise yıllık brüt gelir sınırı 65 bin euroyu geçmeyen haneler 30 Kasım 2023 tarihine kadar enerji yardımı başvurusunda bulunabilirler. Başvuruları kabul edilen hanelere 200 euro enerji ikramiyesi verilecektir. Burgenland eyaletinde yaşayanlara 2000 euroya kadar ısıtma yardımı. Kabul edilebilir ısıtma maliyetleri olarak ısıtma yardımı alıcılarında %3 hesaplamaya dahil edilir. Hane hakların 33 bin euroya kadar gelir için %4, 43 bin euroya kadar %5 ve 63 bin euroya kadar %6 dikkate alınacak. Isı fiyatı üst sınırının düzeyi, hane halkı gelir düzeyine ve ısıtma giderlerinin düzeyine bağlı olacaktır. Başvurular 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor. Avusturya'da enflasyon oranı, Kasım ayında da değişiklik göstermeyerek %5,4 seviyesinde kalmaya devam etti. Statistik Austria'nın hızlı tahminlerine göre, Ekim ayındaki enflasyon oranı ile aynı düzeyde kalarak sabit bir seyir izledi. Statistik Austria Genel Müdürü Tobias Thomas, bu yılın başından itibaren gözlemlediğimiz düşen enflasyon oranları, trendinin şimdilik kesintiye uğradığını ifade etti. Bu durumun ev halkı enerji fiyatlarının önceki aylara kıyasla genel enflasyona daha az baskı yapmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Kasım ayında özellikle paket turların fiyatlarında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekiliyor, diye açıklama yaptı. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya, özellikle başkent Viyana'da grip vakalarında hızlı bir artış yaşanıyor. Son raporlara göre, Viyana'da sadece bir hafta içinde yaklaşık 3000 yeni grip vakası tespit edildi. Bu durum, ülkedeki genel hasta sayısındaki artışın bir yansıması olarak görülüyor. Avusturya'da, bakım veren aile üyelerine yönelik yeni bir bonus düzenlemesi getirildi. Hükümet, şu anda 80 bine kadar bakım veren aile üyesine tek seferlik 750 euro ödeme yapmaktadır. Bu ödeme, en az bakım parası seviyesi 4 düzeyinde bakım ihtiyacı olan yakınlarına bakım sağlayan kişilere yöneliktir. Avusturya'nın Waldviertel bölgesinde eski bir banka çalışanı, demans hastası 82 yaşındaki bir kadından 700 bin euro çalmış olabileceği şüphesiyle Krems Eyalet Mahkemesi'nde yargılanıyor. Kadının durumunu fark eden 80 yaşındaki kız kardeşi, banka hesaplarında tutarsızlıklar bulunca durumu polise bildirdi.
Avusturya'nın Tirol eyaletinde dadısından iç çamaşırı fotoğrafı taleplerde bulunduğu için 72 yaşındaki bir adam mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede adam kendini savunarak bakıcısını kızı gibi gördüğü ve ona karşı sadece dostane duygular beslediğini, herhangi bir kötü niyeti olmadığını ifade etti. Ancak yargıç bu duruma şaşkınlık gösterdi, adama kızından da iç çamaşırı fotoğrafları isteyip istemediğini sordu. Adam, davranışlarının sınırları aştığını kabul ederek pişmanlık gösterdi ve profesyonel bir bakıcıya yardım etme niyetinde olduğunu belirtti. Sonuç olarak, yargıç tarafından 1750 euro para cezasına çarptırıldı. Haberlerimizin detayları için utkanhaber.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Utkan TV. Utkan TV.